Bazı projelerde, örneğin iç mimari proje zorunluluğu geldi ve bazı projelerde çok daha, nasıl desem, açık belirtilmese de içeriği yangın danışmanlığı uzmanlığı, yangın danışmanlığı hizmeti alınması gibi bir uygulama başlatılacak. Bu konuda bilginiz var mı? Siz de orada mısınız diye sormak istedim. Evet, bu komitede yer almak istiyoruz tabii ki de. Bu önemli çünkü bu suistimal edilebilecek bir şey. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu farklı bir kanun üzerine, yani bizim yönetmelikten bağımsız olarak belli büyüklük ve belli kapsamdaki binalar, açıkçası bu hala taslak şeklinde bu arada, tam kesin yayınlanmış bir şey değil. Belli kapsamdaki binalarda konuya hakim, belli özellikleri, kriterleri sağlayan, artık buna yangın danışmanı diyelim, yangın danışmanının o binada da bulunması, aynı yapı denetim gibi diyebiliriz aslında biraz, o şekilde bulunması yönünde bir kanun yönetmelik çıkmak üzere. Şu an taslağı olarak dönüyor. Desteklediğimiz maddeleri var, desteklemediğimiz maddeleri var. Bugün zorunlu değil ama anladığım kadarıyla 2023 içerisinde herhalde taslaktan artık birebir uygulanabilir hale gelecektir diye düşünüyorum. Tabii bu şeyler her ne kadar kanuna dönüşse de öyle pat diye bir anda uygulanamıyor. Sonuçta devletin de bu konuda, bakanlığın da bir denetim mekanizması oluşturması gerekiyor. Bu da bir zaman alıyor açıkçası. O yüzden 2023 içerisinde ve sonlarına doğru artık bu taslağın bir kanuna dönüşmesi ve denetlenir ve uygulanabilir hale gelmesini biz de bekliyoruz. Ama şey kısmı şu an, yani uzun zaman oldu bakalı taslağı, hangi tip binalarda, ama tipik aynı biz nasıl diyoruz ya, işte belli yüksek binalarda, belli alandan büyük, belli sistemler zorunlu diyoruz. Bakanlık da biraz o gözle yaklaşmış. Yani belli tip kamusal binalarda, işte hastane falan gibi ve belli yükseklik ve genişlikteki binalarda bu hizmeti almak zorunludur. Bu hizmeti verecek kişilerin de şu kriterleri sağlaması gerekmektedir diye hazırladığı bir taslak. Kriterler belli mi tam olarak? Ne dersiniz? Yani bu hani şu tartışmaları görüyoruz. Çevre görevlisi diye bir kavram var. Çevre mühendisleri sadece bizde olsun diyor. Diğer gruplar bizde olsun diyor. Hatta çevre mühendisleri biz niye sınava giriyoruz? Otomatik sahip olalım diye bu yetkiye. Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Evet, yani şöyle sayalım, mesleki olarak mühendislik mümkünse, ama hani gıda mühendisliği gibi değil de hani daha çok işin içinde olan, işte bu elektrik, mekanik olabilir, bu tarz inşaat olabilir, mimar olabilir. Bu meslek gruplarından olmak üzere, bu bir ön şart mesela. Onun haricinde tabii belli bir puan kriteri yapmışlar. Hani bu puanları topluyorlar ve akabinde hani mesleki olarak bir zorunluluk ama bu meslekten kişilerin diyorlar. Öncelikle işte lisans mezunu olması, onun haricinde yüksek lisans mezunluğu varsa ekstra puan, doktorası varsa ekstra puan. Bu meslekte yangın danışmanlığı, güvenliği ve benzeri bir meslekte kaç senedir görev yapıyorsa yaptığı seneye göre bir puanlama geliştirilmiş. Onun haricinde belli organizasyon, TÜYAK ve benzeri kişilerdeki konum ve pozisyonları, akademisyen olup olmaması kişinin gibi konularda göz önünde bulundurularak bir puanlama sistemi yapılmış ve toplamda, tam onu hatırlamıyorum ama işte 50 puanı geçersek kişi, mesela yüksek lisanstan 20 puan gibi, mesleki tecrübeden her seneden 2 puan gelmek üzere en fazla 10 senelik tecrübeyi 20 puan olarak sisteme katıyor. Ben 20 senedir bu işi yapıyorsam 20 ile 2'yi çarpmıyor. Yani diyor ki maksimum 20 puan olmak üzere her sene 2 puan diyor. O şekilde bir yaklaşımı var. Ve bu şekilde işte bir puantajı oluşturursanız o zaman şeyi de ayırıyor. Mesela tezli yüksek lisans, tezli yüksek lisans olmak üzere falan gibi böyle kriterleri var. Hatırlamadığım var mı bilmiyorum ama temel olarak bu şekilde. Belki ilerleyen zamanlarda bunu da iş güvenliği uzmanlığı gibi yani kısa bir eğitim üstüne sınav bu şartların üstüne belki bu tür şeyler de gelebilir diye Ben düşünüyorum ben. şöyle düşünüyorum. İş güvenliği de bence bu kategoride bir tecrübe olarak, tecrübe puan olarak dahil şu an olabileceğini Olabilir. düşünüyorum. Tabii Evet. bu biliyorsunuz yönetmelikler çıkıyor ama hep soru işareti. Yani mesela bunu ben de bilmiyorum. Gerçekten iş güvenliği uzmanı bu kategoride mi sayılacak? Ama
sayılabileceğini düşünüyorum. Çünkü iş güvenliğinin bir dalıdır bu. Yani yangın güvenliği aslında bir üst dalı gibi oluyor. O açıdan doğal olarak ben onun da mesleki tecrübe alanında dahil edileceğini düşünüyorum mesela. Çünkü zaten ülkede bir kişi yangın uzmanı ya da yangın danışmanı diye kategorilendirilecek bir uzmanlık yok ki. Bunu nasıl ayıracaksınız? Yani ben etik mühendislik, etik teknik çalışanıyım. Makine mühendisiyim. Bu firmada çalışıyorum. Bu firmanın yaptığı işler belli ama hani tam anlamıyla bir yangın mühendisliği alanı gelişmiş değil henüz. Gelişecek. O yüzden ilk aşamada bu alanda görev yapmış mühendisler, iş güvenliği uzmanları ki onlar da alt tabanında hani mühendis, mimar oluyorlar. O yüzden tüm bu kategorileri ilk başta bence devreye sokacaklar ama ilerleyen süreçlerde belki detaylandırmalar olacaktır.